Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Kanalı takip edenler biliyordur, yaklaşık 8 aydır bu telefonu kullanıyorum. iPhone 11 Pro Max. Bu geçen sürede beni nasıl etkiledi, neyini çok sevdim, neyini sevmedim, neyin yenilenmesi lazım ve bu telefon şu anda alınır mı, bunlar hakkında konuşacağım. Bu arada kanala haftada 2-3 video atıyorum. Sorularınızı yanıtlamak için canlı yayın yapıyorum. Bisiklette dolaşırken, Boston'da falan gibi. Bunları kaçırmamak için kanala abone olursanız ve çana da tıklarsanız mutlu olurum. Şimdi video başlasın. Şimdi tasarımdan başlak olursak, seneler boyunca çok değişti tasarımı. Fakat bir önceki telefona baktığınız zaman aşırı büyük bir değişiklik yok. Aslında baktığınızda iPhone 6'dan beri kullanılan yuvarlatılmış kenarlı tasarıma sahip hala. Fakat materyalleri değişik. Kullanılan camlar değişik, kameralar değişik, ekran değişik, her şey değişik. Yenisinde bu tasarım kullanılmayacak gibi düşünülüyor. Onun videosunu da bıraktığım linklerden seyredebilirsiniz. Ön tasarımı da iPhone X'ten beri kullanılan tasarımla aynı. Sadece daha büyük olanı bu Max olduğu için. Onun dışında çentiği olsun, ekranın büyüklüğü olsun, ekranın şekli olsun, her şeyle aynı denebilir. Fakat bu değişmemesinin şöyle güzel bir özelliği var. Elinize aldığınızda, tuttuğunuzda bu telefonu, arkasının cam olması, mat bir görünüşü, bir dokunuşu olması, kameraların camı ve bu camın aynı tek parça olması, yandaki bu çelik çerçeveyle pürüzsüz bir şekilde birleşmesi ve aynı şekilde ekrana devam etmesi gibi, telefonu elinizde tuttuğunuz zaman bir iPhone tutuyormuşsunuz, kaliteli bir parça tutuyormuşsunuz, tek parça bir cihaz tutuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ve bu Apple'ın hiç değişmeyen, en sevdiğim, en beğendiğim özelliklerinden biri. Yani diyorsunuz ki evet, bu telefona çalışılmış, edilmiş bu telefon güzel, kaliteli bir parça. Bu yüzden ben bunları genelde kap takmıyorum. Bu güzel hissi elimde hissetmek için. Ya da yapacaksam, bir şey korumak istiyorsam sticker'la koruyorum. Onunla ilgili kanalda da videolar var. İstersen rengini değiştirmek için. Ya da böyle ufak düşmelerde ya da tozlu bir masaya koyduğunuzda kılcal çiziklerin oluşmaması açısından güzel bir koruma yöntemi. Şu anda bu şekilde kullanıyorum. Fakat ekran koruyucusu var bende. Çünkü birazdan geleceğim, ekranı biraz kolay çiziliyor. Ekranın tabii XDR Pro olarak geçiyor olması ve HDR özelliklere sahip olması çok güzel. Fakat normal kullanımda böyle şeyleri hissetmiyorsunuz. Hissettiğiniz şey şu oluyor. Dışarıda kullanırken telefonu, güneş tam böyle alnınızdayken hala ekranı görebiliyor oluyorsunuz. Ben genelde bisiklet kullanırken bu kapla kullanıyorum bisiklete takmak için. Tam böyle güneşin altındayken bazen ekranı görmekte sıkıntı çekebiliyordum iPhone X'te mesela. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Parlaklık fulldeyken çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta çoğu zaman ben parlaklığı biraz kısıyorum ki şarjından çok uzun süre yemesin. Çok yeterli bir ekran yani. Tabii telefonunuzda HDR videolar izliyorsanız, film izliyorsanız aynı şekilde bu farkı hissedeceksiniz. Fakat ben yapmıyorum böyle bir şey. O yüzden çok gözüme batan bir özellik değil. Fakat ekrana baktığınız zaman kaliteli olduğunu, size belli ettiğini söylemem lazım. Tabi film izlerken hoparlörleri de ön plana çıkıyor. Dolby Atmos özellikli bir hoparlör. İki taraftan güzel böyle sizi çerçeveleyen bir ses olarak tanıtmışlardı tanıttıklarında. Fakat yani sadece YouTube videoları izliyorsanız, çok böyle hani Netflix'ten ben böyle çok güzel ses efektli film izleyeceğim demiyorsunuz ki, telefonda biraz saçma oluyor açıkçası, bence fikrim bu yönde. Bu özelliğin elinizde olması güzel bir şey tabii. Hani hoparlör konusunda da hiçbir şekilde üzülmeyeceksinizdir. Gerçekten yukarılara oynayan bir hoparlör sistemi yani. Şimdi bütün bu süre içinde kullanıma bakacak olursak, yani arkasında hiç çizik yok, o şekilde söyleyeyim. Camında biraz daha çizikler vardı. Yani ben telefonu böyle düşürmem etmem, fakat ekranda gözle görülür çizikler mevcuttu. Ya kılcaldı fakat yine de çizikler mevcuttu. Yaptığım tek şey de cebime koymaktı hani. Fakat çok kolay bir şekilde çizildi. Nedenini anlamadım. O yüzden böyle bir iki kılcal çizik gördüğüm zaman gittim hemen kendime güzel bir ekran koruyucusu aldım. Ve hala da onu kullanıyorum. Şu anda bir sıkıntısı, bir derdi yok. Zaten çelik çerçevesi olsun, arkadaki camı olsun, kameraların kendi lensleri zaten safir bildiğiniz gibi. O yüzden yani hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir yerinde çizik falan yok. Tek sıkıntı şu şekilde olabilir. Kamera dışarıda olduğu için masanın üstüne böyle koyduğunuz zaman telefonu, arkası alta gelecek şekilde koyduğunuz zaman masaya değen yeri kameraların etrafındaki halkalar olabiliyor. O biraz sıkıntı yaratabiliyor. O çizilebiliyor. Benim şöyle bir baktığım zaman, yani çok dikkatli baktığım zaman görebiliyorum bir iki kılcal çizik. Fakat çelik olduğu için tabii ki de çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Biraz dikkatli kullanırsınız. Dediğim gibi ben kapsız kullanıyorum şu anda. Yani bir süredir, birkaç aydır kapsız kullanıyorum. Sadece ekran koruyucuyla. Ve
yenisinden ayırt edemezsiniz. O derece kendini koruyor yani. Telefonun içine geçecek olursak performans konusunda söylenebilecek hiçbir şey yok. Çok bence abartı bile. Bu kadar performansa gerek bile yok yani. Yani telefonda çok performanslı bir şey yaptım da söylenemez. Arada bir işte video editleyeceksem hemen hızlı bir şekilde Instagram atacaksam ya da yanımda bilgisayar yoksa hemen hızlı bir şekilde yapmak istiyorsam telefonda editliyorum LumaFusion kullanarak. Terlemiyor bile. Hiçbir şey yapmıyor. Çok hızlı bir şekilde aktarıyor. Oyun zaten çok oynamıyorum telefonda fakat oynayabileceğiniz en zor oyunları bile sıkıntısız bir şekilde oynatacaktır. Çünkü yani şu anda piyasadaki en güçlü mobil çip diye geçiyor. En güçlü mobil çipinde her şeyi sorunsuz oynatması çok beklenesi bir şey yani. O konuda hiçbir sıkıntınız olmayacaktır performans açısından. Bu performans biraz daha yapay gerçekçilik tarafına yöneldiği zaman Apple, arkasına bir lider sensörü getirdiği zaman, işte yeni Apple gözlükler konuşuluyor bu ara, onlara da ilgili video gelecek. Onların işlemci gerektiren işlevlerini telefonda yapılması gerektiği zaman bunlar tabii daha devreye girecektir. Telefonun gücü o zaman ihtiyaç olabilecektir. Fakat şu anki haliyle, şu anki kullanımımda gereksiz bir performansı olduğunu söyleyebilirim yani. Kamera benim telefon değiştirmemdeki asıl neden genelde. Telefonda yaklaşık 22-23 bin tane fotoğraf var ve sürekli bunu taşıyorum yanında. Güzel bir şey gördüğüm zaman bununla çekiyorum. Video çekeceksem bununla çekiyorum. Ve onların kalitesi gerçekten önemli benim için. Apple uzun zamandır bu 12 megapiksel şeyinden kurtulamadı. Hala 12 megapiksel kameralar. Tabii zamanla çok gelişti. Gece modları var. Hemen videoları mesela 4K 60 FPS mükemmel videoları var. Fotoğraf kalitesi gerçekten iyi. Renk olarak baktığınız zaman, ışığın doğruluğu olarak baktığınız zaman mükemmel kameralar. Biraz daha böyle kırpayım, yaklaştırayım dediğiniz zaman 12 megapikseli görüyorsunuz yani. Diyorsunuz ki ya şu 12 değil de bir 16 bir 20 olsa da şöyle kırptığımda ben de hala güzel gözükse fotoğraf diyebiliyorsunuz. Yani telefonda bakarken hiçbir sıkıntı yok fakat bilgisayara attığınızda büyük bir ekranda baktığınızda 12 megapikseli görüyorsunuz yani. Diğer bir sıkıntım da şu, geniş açı kamerası. Geniş açı çok güzel oldu. Çok daha geniş çekebiliyorsunuz. Görmek istediklerinizi çok daha rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bence büyük bir eksikti ve gelmesi çok iyi oldu. En sevdiğim özelliklerden biri kameradaki. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Diğer kameralar kadar iyi değil bence. Tamam Apple dedi işte bütün renkleri aynı ayarladık, birbirlerinden geçerken fark edilmeyecek falan gibi. Video çekerken mesela birbirinden geçerken anlayabiliyorsunuz. Kamera değişiyor tabii. Fakat 2x'ten 1x'e geçerken ve geniş açıya geçerken sadece o kameraların atlamasını değil aynı zamanda görüntüde de bir bulanıklaşma oluyor bence. Böyle bir sanki 4K değil de bir anda 1080 çekiyormuşsunuz hissi veriyor. Böyle bir bulanıklaşıyor, renkler biraz değişiyor. Yani tam diğer kameralar kadar iyi bir noktada olduğunu ben düşünmüyorum geniş açı kamerasının. Video olarak da tabii stabilizasyon özelliği yok mesela. Fotoğraf olarak gece modu yok mesela geniş açı kamerasında. Ve bunların gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer kameralar neyse geniş açının da o şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Kamerayla ilgili tek sıkıntım bu iki bahsettiğim olay yani. Birincisi megapiksel, ikincisi de geniş açının daha çok gelişmesi gerektiği. Face ID'den bahsedecek olursak yani telefon ilk çıktığında yok o çentik çok dikkatimizi bozuyor. Yok işte ekran tam olsaydı daha güzel olurdu falan gibi. Çok konuşuldu, çok edildi. Açıkçası ben o çentiği orada görmüyorum. Yani bir süre sonra alışıyorsunuz ona, gözünüz onu görmüyor. Yani o telefonun bir parçası gibi oluyor. Video izlerken de zaten artık çoğu YouTuber 2'ye 1 çekiyor. Ben öyle çekmiyorum çünkü herkeste iPhone X yoktur. Bilgisayarda izleyenler normal 16'ya 9 formatında izler diye 2'ye 1 formatına çekmiyorum. Fakat öyle çeken kanallar var. Onları izlediğiniz zaman gelip o çenteye kadar dayıyor ve kenarları siyah olarak görüyorsunuz. Bence çok daha mantıklı yani. Yani çok dikkatimi dağıtmıyor benim, beni rahatsız etmiyor dediğim gibi fakat bazılarını ediyor. Yenisinde bunun küçültüleceğiyle ilgili haberler şeyler var. Tabii bu telefonda max olduğu için kenarlardaki boşlukları biraz daha fazla. O yüzden daha fazla ekran var gibi oluyor kenarlarında. Fakat bu beni X'de de rahatsız etmezdi. Bunda da etmiyor açıkçası. Fakat Face ID'nin biraz daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık X'lerde vardı. 11'de yine aynısını kullandılar. Biraz daha geliştirmiş olarak. Fakat bunda yenisinde daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle masada dururken telefon, ben telefona baktığımda benim yüzümü görebilmeli. Yani o görme açısının genişlemesi lazım bence. O bir sıkıntı benim için. Yeni gelen 13.5 güncellemesiyle mesela yüzünüzde maske olduğu zaman direkt şifre ekranına göndermesi ve girmesi falan gayet güzel düşünülmüş ve gerekli olan özelliklerdi. Çünkü suratınızda maske varken bekliyorsunuz bildiğin o yazma şeyini. Aynı zamanda bunun yüzünüzde gözlük varsa da olması lazım mesela. Çünkü bazı gözlükler infrared ışınları engelliyor bildiğiniz gibi ve öyle bir gözlük takıyorsanız sizi görmüyor Face ID ve bekliyorsunuz o numaraların gelmesi için.
Yani onun da gelmesi lazım mesela. Tabii bunlar hep işletim sistemiyle alakalı. Bu çok kolay bir şekilde çözülebilecek şeyler. Yani Face ID ile ilgili tek sorunum masadayken de beni görmesini istemem. Bunun dışında hızı bence gayet yeterli. Fakat yeni bir güncelleme gelecekse hızı da yükselecektir. Çok çok büyük ihtimalle. Bataryası bu telefonun benim hiç bitiremediğim bir özelliği açıkçası. Yani size şöyle diyeyim, bu batarya benim için 2 günlük bir batarya. Genelde bilgisayar karşısındaysam ya da okula gidiyorsam yani. Telefonu benim kullandığım şey, arada Instagram'a giriyorsun, video falan izlersin. Yani bir bilgisayar varsa önümde genelde telefonu çok kullanmam böyle şeyler için. Eve giderken işte müzik dinlersin, iki video izlersin falan gibi. Böyle kullanıyorsanız eğer 2 gün çok rahat bir şekilde gidiyor. O şekilde söyleyeyim. Çok yoğun kullanırsanız da, sürekli elinizdeyse telefon, sürekli bir şey yapıyorsanız, video kaydediyorsanız, bir geziye bir yere gittiniz mesela, sürekli fotoğraf, video çektiniz. Ya da şehirde geziyorsunuz ve sürekli GPS'ini, haritasını kullanıyorsunuz. Böyle koşullarda dahi 1 gün yetiyor. Çok rahat bir şekilde yetiyor. Kanalı izleyenler yine biliyordur. Yani canlı yayın yaptığım zaman GoPro bunun internetini kullanıyor. Canlı yayın yapmak için. Aynı zamanda ben o canlı yayını bundan izliyorum. Aynı zamanda arkada GPS programları açık oluyor. Hızımı ve nerede olduğumu falan haritada görebilmek için. Bu koşulda ben 5 saat dışarıda dolaştığım zaman, eve geldiğim zaman yarı şarj %50-%60'a yakın hala duruyor oluyor. Yani bunun bataryası aynı şekilde çipi gibi hiç sizi üzmeyecek bir özelliğidir. Tabii Max için konuşuyorum. Pro'da da bunu güncelleştirmişlerdi bayağı. Onda da aynı etkiyi göreceksinizdir. iPhone'un bataryası çok bitiyor, çok hızlı bitiyor gibiydi. Daha seneler önce benim için yine bir sorun değildi. Fakat bu yeni iPhone'larda gerçekten güçlendirdiler. iPhone 12'lerde mesela 120 Hz bir ekrana geçilecek olursa bu bataryanın ömrü ciddi şekilde kısalacaktır. O yüzden yenilerde daha da büyük bir bataryaya geçilmesi söz konusu. Fakat şarj ömründen kaybedeceğini sanmıyorum. Evet, iPhone 11 ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Yaklaşık 8 ay oldu bunu kullanalı. Nereden nasıl aldığım, kutu açılımı, incelemesi gibi videolar kanalda hep mevcut. Onları da isterseniz bir bakın, inceleyin. Gerçekten severek kullandım ve şu anda piyasadaki bence en iyi telefon. Peki siz bunu şimdi almalı mısınız? Bence hayır. Neden? Şimdi yenisinin çıkmasına yaklaşık 4-5 ay var ve şu anda fiyatlara da bakılacak olursa iPhone'ların fiyatları hiçbir zaman düşmez genelde. Yenisi çıksa bile çok az bir şekilde düşüyor. Ve en yenisini, en iyisini istiyorsanız da iPhone 12'yi bence beklemelisiniz. O gidip o videoyu izlerseniz, iPhone 12 nasıl olacak diye bir video var kanalda. Tasarımı değişecek, Face ID'si değişecek, ekranı büyük ihtimalle değişecek, kameraları değişecek, yeni sensörler gelecek. Bayağı bir şey olacak yani. O yüzden bence onu beklemelisiniz. En yenisini, en iyisini istiyorsanız. Yani bunu alayım ben, o zaman satarım, yenisini alayım yaparsanız tabii o size kalmış. O tamamen bütçenizle alakalıdır. Fakat öyle biriyseniz çoktan almışsınızdır diye düşünüyorum. Para biriktiriyorsanız, yeni bir telefon alacaksanız bence beklemelisiniz. Fakat şimdi yeni bir telefon lazımsa size, yeni bir iPhone istiyorsanız, onun için de iPhone SE kime göredir diye bir video var kanalda. Onda kim, hangi iPhone almalıdır ondan da bahsediyorum. Onu da izlerseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışıyorum. Instagram'dan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Oradan da genelde sorular sorarsanız onu da cevaplıyorum. Fakat yorumlara bırakırsanız daha iyi olur. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.